Bir Müslümanın imandan sonraki en önemli meselesi. İmandan sonra üzerinde en çok titremesi, en temiz tutması gereken ömür hazinesinin en kıymetli emaneti. O müminler ki kurtuluşa ermişler, umduklarına kavuşmuşlardır. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler ayetinin işaretiyle kurtuluşun anahtarı. Hadis-i şerifte belirtildiği gibi mahşerdeki ilk hesap kalemi, İlk sorgu maddesi namazdır. Namazın hesabını rahat verenler diğer hesapları da nispeten daha kolay vereceklerdir. Çünkü ayetin de işaretiyle huşu içinde hesabını daha rahat verebilecek kadar güzel kılınan, ciddiye alınan kaliteli bir namaz, müminin kurtuluşu demek olduğu gibi, insanı diğer kötülüklerden de korumuş olacaktır. O halde namaz kendisini kaybettiğimizde hiçbir şeyi kazanmış sayılmayacağımız, kazandığımızda ise hiçbir şeyi kaybetmeyeceğimiz bir değer ölçüsüdür. Kur'an'da namaz hakkında 3 kritik kavram beraber kullanılır. Bunlar namazı ikame etmek, namazı huşu içinde kılmak ve namazı muhafaza etmek kavramlarıdır. Namazı ikame etmek, dünyevi duygu ve düşüncelerden sıyrılarak namazı iç ve dış, bedensel ve ruhsal şartlarıyla yerine getirmek, tadil erkana riayet ederek kılmak demektir. Namazı huşu içinde kılmak çok kıymetlidir. Huşu, namaz esnasında insanın kalbinin Allah'a karşı saygıyla dopdolu olması, insanın o haşyet duygusuyla adeta titremesi demektir. Bunun elbette kendi içinde dereceleri var. Namazda en azından ciddiyeti muhafaza etmek ve Allah'ın huzurunda olduğunun şuurunu taşımak bir seviye. Olduğu gibi haşyetten kalbi çatlayacak gibi olmak, namaz dışındaki her şeye tamamen kapanmak da bir seviyedir. Hangi seviyede olursa olsun huşunun zıttı saygısızlıktır ve gaflettir. Gafleti kıracak en önemli balyozlardan birisi de namazda okuduklarını anlamaktır diyebiliriz. Üçüncü kavram ise namazı muhafaza etmek kavramıdır. Namazı muhafaza etmek öncelikle namazı bir emanet gibi görmeye bağlıdır. Daha sonra onun hakkını vermeye çalışmak, o emaneti bir tohum gibi kabul edip, ahirette en güzel meyvelerini vermesi için ölene kadar bakımını yapmak olarak anlayabiliriz. Bunun için de namazda okuduklarımızın manasını bilmek son derece önem arz ediyor. Bu kadar önemli bir ibadeti ciddiye almamak hiç mümkün mü acaba? Ancak namazla ilgili önemli bir sorunumuz var. Namaza konsantre olamamak. Namaz esnasında dünyaya ait işleri düşünmek. Ne okuduğunu bilmeden, okuduğunu anlamadan, sadece ezbere bir şeyler mırıldanarak yatıp kalkmak bu sorunun en önemli nedenlerinden birisi denilebilir. Tabii bütün bunlar da namazın kalitesini bozacak hususlar. Ama yanlış anlaşılmasın, böyle kılınan namazlar kabul olmaz diyemeyiz. Her şeye rağmen namaz kılarken namazın manasını anlamayan, namazı vicdanında hissetmeden kılan sıradan bir insanın da amel defterine bir ibadet sevabı yazılabilir. Namazları oflaya puflaya kılmak da bir seviyedir. Hatta denilebilir ki, namazı istemeye istemeye kılmak hiç de küçümsenecek bir iş değildir. Çünkü istemese de namazını kılmaya devam eden bir insan, nefsinin isteksizliğine rağmen Allah'ın istediği bir ameli yapmak için iradesini zorluyor demektir ki bu da hiç az bir şey değildir. Bir elma çekirdeği ile mükemmel bir elma ağacı arasında pek çok aşama vardır. Elma çekirdeği toprağa ekilince ve bakımı yapıldıkça önce filize sonra bir fidana dönüşür. En sonunda o çekirdek metrelerce uzayan mükemmel bir elma ağacı haline gelir. İşin sonundaki bu elma ağacı da baştaki elma çekirdeği de elma kavramına dahildir. Dolayısıyla oflaya puflaya kılınan, hiçbir şey anlamadan yatıp kalkılan ve vicdanda hissedilmeden bitirilen bir namaz da huşu içinde ilahi bir haz duya duya bitmesini hiç istemeyeceğimiz seviyede kılınan bir namaz da namazdır. Fakat elma denince asıl anlaşılan, asıl murad edilen elmanın çekirdeği, filizi yahut fidanı değil, bizzat kendisidir. Namaz denince de asıl anlaşılan, asıl murad edilen huşu içinde ilahi bir haz duyarak Allah'ın huzurunda olduğu şuuru ile kılınan ve insanı kötülüklerden koruyacak kadar kaliteli ve derinlikli bir namazdır. Bize düşen de namazlarımızı elma çekirdeği yahut fidanı halinde bırakmayıp onu sulamaya devam etmek, her gün bakımını yapmak ve ondan beklediğimiz asıl meyveyi de elde etmeye çalışmaktır. Bu bir süreçtir ve bu süreçte düşüp kalkmalar, yapamayacağım galiba demeler, işin hakkını vermediğini zannetmeler elbette olacaktır. Ancak moral bozmadan, ümitsizliğe kapılmadan, kendimize kızmadan, süreç boyunca namazlarımızı öncekilerden daha kaliteli hale getirmek, böylece namazın özünü ve ruhunu, yani namazda huşuyu yakalamak da mümkün olacaktır. Evet, namaz geçiştirilerek aradan çıkarılacak kadar basit bir iş değildir.
Çünkü namaz kılarken o anda içinde bulunduğumuz vaktin en önemli, en ciddi işini yapıyoruz demektir. Geri kalan hiçbir şey namaz kılarken yaptığımız şeyden daha önemli olamaz. O müminler ki kurtuluşa ermişler, umduklarına ulaşmışlardır. Onların özelliği namazlarını huşu içinde kılmalarıdır, ayetine layık olabilmek. Bu müjdeye ulaşabilmek için ömür hazinemizin korunması gereken en kıymetli parçası olan namazlarımızı yeniden gözden geçirmek durumundayız. Az bir gayretle namazlarımızı daha kaliteli hale getirmek, namazda huşuyu yakalamak mümkün. Bu sürecin ilk adımı ise namazda okuduğumuz surelerin, zikir ve tesbih cümlelerinin, duaların anlamlarını bilmek ve o anlamlar üzerinde, namazın içinde ve dışında düşünüp tefekkür etmek. Çünkü namazı ikame etmenin de, namazda huşuyu yakalamanın da, namazı muhafaza etmenin de namazda ne okuduğunu bilmeden, okuduklarını anlamadan gerçekleşmesi imkansıza yakın denilebilecek kadar zor bir iş. Başta namaz olmak üzere bütün ibadetler insanın Rabbi ile bir bağlantı kurmasıdır diyebiliriz. İnsanın Rabbi ile kurduğu bağlantıda esas olan da manadır, ruhtur. Fakat bu manalar boşlukta asılı durmazlar. O manaları bazı sözler, şekiller ve kalıplar taşır. Manalar o sözlerin ve şekillerin içinde saklı durur. Bu nedenle sözlerin de, şekillerin de ciddiye alınması, onların içindeki manaların çekip çıkarılması gerekir. Namazda huşuyu kazanmak, namazın kalitesini artırmak için de namazda okuduğumuz cümlelerin manalarını, o manaların saklı olduğu sözlerin, duaların, surelerin, zikirlerin içinden çekip çıkarmalıyız. Zor değil. Elbette biraz gayret etmek ve zaman ayırmak gerekiyor. Bu gayretin ve ayırdığımız zamanın en az 10 katı fazlasını kazanacağımızı ayetin işaretine bakarak garanti edebiliriz. Böylece ahiretimiz adına önemli ve karlı bir yatırım yapmış oluruz. Namazda kaliteyi yakalayabilmek için de hem namazın dışında hem de namazın içinde dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. O halde gelin namazlarımızın kalitesini artırmak için abdestten ve ezandan başlayarak kısa bir yolculuk yapalım. Bu yolculuğun sonunda da dinlediğimiz ezanın ne manaya geldiğini, aldığımız abdestin ne ifade ettiğini, kıldığımız namazda okuduğumuz duaların, zikirlerin ne demek olduğunu daha iyi anlamış olalım. Abdest namaza ilk hazırlıktır. Bu hazırlığın eksiksiz olması için abdestin ne manaya geldiğini anlamamız gerekir. Abdest Allah'ın huzuruna çıkmak için hem bedenen hem de ruhen temizlenip arınmanın adıdır. Namazı daha derinden hissedebilmek için abdestten başlamamız lazım. Yani sadece abdest almak değil, abdesti niçin aldığımızı da düşünmemiz lazım. Allah'ım, senin huzuruna dünyevi duygulardan uzaklaşmış bir insan olarak çıkmam için bana namazdan önce abdest almayı emrettin. Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem her zaman abdestli olmaya özen gösterdiğini biliyorum. Demek ki sen huzuruna abdestli çıkmamı istiyorsun. Ben de bu emrine uymak için abdest alıyorum. Başka bir şey emretseydin onu da yapardım Rabbim. Düşüncesi içinde olmalıyız. Bu bağlamda abdest almayı ibadet için özel bir kıyafet giyinmek şeklinde algılayabiliriz. Yani biz namazdan önce abdest almış olmakla adeta namaz için özel bir elbise giyiyoruz. Ve o elbiseyle Allah'ın huzuruna çıkıyoruz demektir. Bu yönüyle abdestini güzelce almış bir insanın misal alemlerinde nasıl göründüğünü, görüntüsünün o alemlere nasıl aksettiğini şüphesiz Allah bilir. Bir de Allah'ın izin verdiği melekût aleminin sakinleri ve hafaza melekleri görebilirler. O alemlerde güzel görünmek istiyorsak abdestimize dikkat etmemiz gerektiğini zaten anlamışızdır. Diğer yandan literatürümüzde abdest duaları diye bir kavram vardır. Aslında abdest duaları sünnet değildir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken özel bir dua yapmamıştır. Bu nedenle abdest alırken her bir abdest uzvunun yıkanmasında farklı bir duayı okumak sünnet değildir. Ancak literatürümüze yerleşen abdest dualarını okumanın da elbette bir sakıncası yoktur. Hatta bu duaların her biri içeriği açısından Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine dayanır. Bu nedenle okunursa okuyanı manevi iklimlere çeker götürür diyebiliriz. Abdest dualarına ayrı ayrı değinmeyeceğiz. Ancak şu kadarını bilelim ki abdest almadan önce Euzü Besmele çekmek, abdesti sünnete uygun sırasına göre almak, abdest bittikten sonra da Kadir suresini okumak yahut şehadet getirmek sünnettir. Bunların yanında Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldıktan sonra okuduğu ve okuyana cennetin 8 kapısının açılacağını müjdelediği, dolayısıyla okunması sünnet olan bir dua vardır. Dua şu şekilde: Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına,
ve onun tek olup ortağı bulunmadığına şahitlik ederim. Abdest alırken abdest suyuyla beraber günahların da döküleceğini zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Bir de üzerine Allah'ım beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle diye dua edince namaz kılmaya yani Allah'ın huzuruna çıkmaya ve namazı daha derinden hissederek kılmaya bir adım daha yaklaşmışız demektir. Abdest ile metafizik bir gerilim yakaladıktan sonra yolculuğa ezan ile devam edelim. Ezan Allah Teala'nın namaza olan davetinin müezzinler tarafından hatırlatılmasıdır aslında. Aynı zamanda dinimizin şiairinden yani alametlerinden birisidir. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde ezanı işittiğiniz zaman müezzinin dediğini deyiniz buyurmuştur. Demek ki ezan okunurken mümkün olduğunca başka işlerle ilgilenmemek, ezan cümlelerini tekrar etmek gerekir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayye alessalah ve hayye alel felah kısmına gelince la havle ve la kuvvete illa billah dememizi söylüyor. La havle ve la kuvvete illa billah, havl ve kuvvet sadece Allah'ındır anlamına gelir. Peki neden havl ve kuvveti Allah'tan istiyoruz? Çünkü havl değişim dönüşüm için gerekli güç kaynağıdır. Namazda günlük hayat akışımızdan daha farklı bir hale bürünürüz ve bu bizim için bir değişim, bir dönüşümdür. Bunu sağlamak için Allah Teala'nın bize katından bir havl vermesine muhtacız. Yine havl yönlendirebilme, kendisinin gideceği yönü belirleme gücüdür. Kuvvet ise belirlenen yönde gitmeyi, ilerlemeyi sağlayabilme işidir. Havl için direksiyon hakimiyeti, kuvvet için de gaza basma diyebiliriz. Namaz kılmaya karar verme, havl, namazı kılma ise kuvvet sayılabilir. Bunu Allah'tan istiyoruz çünkü namazı hakkıyla eda etmek, huşuyu her zaman korumak ve sonuçta kurtuluşa ermek aslında kolay bir iş değildir. Dolayısıyla bir Müslüman ezan cümlelerini tekrar ederken bir yandan la havle ve la kuvvete illa billah demekle Allah'ım senin havl ve kuvvetin olmazsa ben bu namazı hakkıyla eda edemem. Namazın hakkını veremem ve tam kurtuluşa da eremem. Ne olur benim acizime merhamet et ve namazı hakkıyla eda etmemi, kurtuluşa ermemi nasip eyle demiş olmakta. Ezan bitince Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem okumamızı istediği bir dua var. Bu duayı okuyanlara şefaatinin vacip olacağını müjdeliyor. O duada şudur. Allahümme rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmmeh ve s-salâti l-qâimeh. Âti Muhammeden il-vesîlete vel-fazîlete ve't-tarecete r-rafî'ah ve ba'thu makâman mahmûden illezî va'addeh. Ey bu mükemmel davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım. Muhammed'e sana yaklaştırıcı her türlü vesileyi ihsan et. Onu faziletlerle donat. Onu Kur'an-ı Kerim'inde vaat ettiğin makamı Mahmud'a, övgü makamına yücelt. Ezandan sonra da kâmetten bahsedebiliriz. Kâmet bildiğimiz gibi farz namazlardan önce namazın başlayacağını bildiren sözler. Ancak Türkçe'de kâmet olarak bildiğimiz kelimenin aslı ikamettir. İkamet ise bir şeyin hakkını vererek yapmak, devam ettirmek demektir. Ezan namaz vaktinin girdiğini belirtirken ikamette farz namazın başlamak üzere olduğunu haber verir. İkamet veya kâmet okunurken ezandaki cümlelerin aynısı daha seri bir halde okunur. Sadece hayyâlel felah dendikten sonra iki defa kıtkâmetis salah denir ki namaz başladı demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezan ve ikamet arasında yapılan duaların kabul edileceğini müjdeliyor. Bu arada en güzel dua hangisi olabilir onu isteyeyim diye soracak olanlara da Allah'tan dünyada ve ahirette afiyet isteyin buyuruyor. Bu noktada ezan ve kâmet arasında şu duayı okumayı alışkanlık haline getirmemiz güzel olacaktır. Allahümme inni es'elükel afve vel afiyete fid dünya vel ahire. Allah'ım senden dünya ve ahirette af ve afiyet istiyorum. Şunu da hemen belirtelim. Cemaatle kılınan farz namazlardan önce kâmet getirmek sünnettir. Ancak tek başına kılacağımız farz namazlarından önce de kâmet getirmemiz daha faziletli görülmüştür. Ayrıca kâmetten sonra ezan duası da yapmak güzeldir. Özellikle günlük hayatın koşturmacası içinde ezanı takip edemeyen ve ezan hemen bittikten sonra ezan duasını okumaya vakti olmayanlar, farz namaza durmadan önce kâmet getirdikten sonra ezan duasını okurlarsa kaçırdıkları bir fırsatı yakalamış olacaklardır. Kâmet de aslında abdest ve ezan gibi bir namaza giriş enstrümanıdır. Abdest almakla başladığımız huzura çıkış yolculuğu ezan ve dualarla devam eder. Namaz için niyet edip tekbir getirdiğimizde de huzura çıkmış,
kabul edilmiş sayılırız. Niyet konusunda ilmihal bilgilerini hepimiz biliriz. Niyet namazın şartlarından bir tanesidir. Niyet aslında kalbe ait bir iştir ve bir kişinin bir şeye niyet etmesi, o şeye karar vermesi, yaptığı şeyi ne amaçla yaptığını bilmesi, yaptığı işin şuurunda olması demektir. Namazda asıl olan da kalpteki niyettir. Yani kişinin namaz için tekbir almadan önce aklından namaz kılacağını ve o namazın hangi vaktin namazı olduğunu geçirmesi niyet etmiş olmak için yeterli bir davranıştır. Niyet ettim Allah rızası için falan vaktin farzını kılmaya gibi bir cümle kurmaya aslında gerek yok. Hatta İmam Rabbani gibi bazı büyükler niyetin dil ile söylenmesini konsantrasyona engel olabileceği için sakıncalı bile bulmuşlar. Bunları hepimiz biliyoruz. Ancak niyet konusunda az bilinen bir şey var. O da niyetin aslında namaz boyunca korunması gerektiği. Evet, namaza başlamadan önce ben şu anda Allah emrettiği için filan vaktin farzını kılacağım diye aklımızdan geçirince niyet etmiş oluyoruz. Fakat bu niyetimiz Allahu Ekber deyip namaza başladığımız anda aklımızdan, kalbimizden silinebiliyor. Namazın ilerleyen bölümlerinde de aklımıza türlü dünyevi işler geliyor ve dilimiz ayetlerle, surelerle, dualarla meşgul olsa da zihnimiz başka işlerin içinde boğulup gidebiliyor. Bunlar aslında teknik olarak namazı bozacak şeyler değiller. Ama Allah'ın huzurunda bulunma şuurunu korumak namazın kalitesi içinde çok önemlidir. Aklımız dağılıp gittiği anda kendimizi toparlamak, okuduğumuz duaların, ayetlerin anlamlarına odaklanmak, bu açıdan da namaz içinde kendimize gelmemizi sağlayan önemli bir vesile olur. Bu konuda şu pratik tavsiye belki işe yarayabilir. Namaza başlamadan önce, niyetten önce veya sonra Enbiya suresinin 79. ayetini manasını da düşünerek okuyabiliriz. Ayet şu şekildedir. İnni veccehtu vechiye lillezî feteras semâvâti vel ardı hanîfe ve mâ ene minel müşrikîn. İçimde hiçbir şüphe olmaksızın yüzümü, yani hem maddi yüzümü ve yönümü, hem kalbimi, duygu ve düşüncelerimi, Hanif olarak, mabudumu ve ilahımı tek tanıyarak, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim. Ona teveccüh ettim, ona yöneldim. Ben müşriklerden değilim. Yahut En'am suresi 162. ayetinden iktibas ederek, benim namazım da diğer ibadetlerim de alemlerin Rabbi Allah içindir diyebiliriz. Hatta bu ayeti namaz dışında da aklımıza geldikçe tekrar etmemiz, namaz kılma düşüncesinin ağırlığını hafifletmeye, o vesvesenin giderilmesine yardımcı olabilecektir. Niyetten sonra tekbir getirerek huzura çıkmış olacağız. İlk tekbiri aldığımız andan itibaren artık alemlerin Rabbinin, Allah Teala'nın huzurundayız demektir. Bundan sonrasını ise ayrı bir videoda ele almak üzere. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.